Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 48.'si ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda aynı boylam üzerinde verilen Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Elmalı gibi merkezlerimiz mevcut. Yerleri gösterilen merkezlerin aynı meridyen üzerinde yer alması yerel saatlere aynı olur diyor. Güneşin ufuk düzlem üzerindeki görüldüğü süre aynıdır diyor. Güneşin tepe noktasına ulaştığı an aynıdır. Çizgisel hızları birbirinden farklıdır şeklinde ifadeler verilmiş. Özelliklerinden hangilerini ortaya çıkarmıştır diyor ki yerel saatlerin aynı olması için aynı boylamda olması gerekiyordu merkezlerimizin. Bu nedenle bu doğru bir ifade. Güneşin ufuk düzlemi üzerinde görüldüğü süre aynıdır demiş ki ufuk düzlemi üzerinde görüldüğü süre dediği gündüz süresi ki bunların gündüz süreleri aynı olmuyor arkadaşlar. Sadece 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde aynı olmakta. Güneşin tepe noktasına ulaştığı an yani öğle vakti saat 12'yi ifade ediyor. Bu da yine aynı olmaktadır. Bunu da alabiliriz. Çizgisel hızları özellikle bunların aynı boylamda olmalarıyla değil, enlem olarak ya da paralel olarak birbirinden farklı olmalarıyla alakalıdır. O yüzden 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda Türkiye'de yer alan aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında volkanik faaliyetlerin etkisi daha fazladır demiş. Hazar Gölü'nün oluşumu tektonik fay hatları ki bu daha çok tektonizma ile alakalı. Mekke Tuzlası ve Mağar Gölü ki volkanik patlama sonucu oluştuğu için bu volkanik faaliyetlerle oldukça alakalı. Küre ya da İspendiyar dağları kıvrımlı bir dağ. Orojenez içerisinde değerlendiriliyor. Kapıdağ Yarımadası dalga birikim şekli. Şile falezleri dalga aşınım şekli. O yüzden bizim burada mağar olarak isimlendirdiğimiz ki patlama sonucu oluşan küçük çukurluklar volkanizma sonucu oluşmuş bir alanı ifade etmekte. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de üretim faaliyetlerinin dağılışında ham madde üretimi ve özellikleri çoğunlukla belirleyici olur. Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez diyor. Deri sanayisinin İstanbul, Bolu ve İzmir'de daha çok yayılış göstermesi bu alanların pazarlama ulaşım imkanlarıyla daha çok alakalıdır. Halı dokumacılığı Isparta, Bünyan ki Kayseri Bünyan kısmında değerlendiriyoruz. Bu alanlarda hayvancılıkla alakalı olmakta yani ham madde söz konusu. Bunun yanında seramik ürünleri Bozüyük, Çanakkale oradaki toprak ve buna bağlı ham madde. Orman ürünleri Dalaman, Taşucu yine ham madde oradaki orman varlığı. Konserve ürünleri yine ham madde oradaki üretim, sebze ve meyve üretim başta olmak üzere. Yine bu ürünlerin üretimi ön plana çıkıyor. Ham madde ile alaka kurabiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda Batman, Elazığ, Zonguldak. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen illerin ortak özelliklerinden biridir diyor. Yer şekillerinin sade olması demiş. Zonguldak, Elazığ ki bu alanlarda yer şekilleri çok da sade değil. Kıyı kesimlerde yer almaları demiş. Bunlardan Zonguldak sadece denize kıyısı olan bir yer. O yüzden bunu da eledik. Büyükşehir olarak yönetilmeleri demiş ki bunlar büyükşehir olarak dikkate alınmıyorlar. Bu da elendi. Kırsal nüfus oranlarının %50'nin üzerinde olması demiş ki o da değil. Ki Zonguldak'ta kırsal nüfus oranı fazla olmuyor örneğin. Gelişmelerinde daha çok madencilik faaliyetleri de yeraltı kaynakları etkili olmaktadır. Ki Elazığ'da biliyorsunuz krom, bakır rezervleriyle ön plana çıkıyordu. Zonguldak'ta taş kömürü, Batman'da petrol. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak söylenebilir. Beşinci sorumuzda aşağıdaki grafikte Türkiye'nin enerji kaynakları ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanma oranları gösterilmiş. Buna göre yalnızca grafik incelenirse aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Türkiye'de baktığımızda ithalat yoluyla karşılama oranlarında genel bir artış var. Tabii bazı yıllarda düşüş de görebiliyoruz ama daha önceki yıllara göre biraz artış olduğunu da görmek mümkün. Tabii dediğim gibi dalgalanmalar da var. Üretilen enerjinin büyük bir kısmı ülkenin batı kesiminde kullanılmaktadır. Ki bunu ben bilemem. Grafikten daha doğrusu yalnızca grafikten ben bunu çıkartamam. Yıllar geçtikçe yerli kaynakların kullanımı ki yerli kaynak kullanımının olup olmadığını ben buradan anlayamam. Ya da şöyle bir ifade kullanılabilir. Yalnızca grafik dediği için az önceki cümleyi kullandım. Ya da şu olabilir. %70'ini siz İtalya'yla karşılıyorsunuz. %30'unu örnek olarak baktığımızda yerli kaynaklarla karşılayabilirsiniz. Yani bu da çok büyük bir kullanım değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları artmaktadır. Ki bunun içerisinde hangisi yenilenebilir, hangisi yenilenemez onu da ayırt edemiyorum. Türkiye'de enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülkedir demiş ki bunu aşağı yukarı söylemek mümkün çünkü %70'ini %75'ini dışarıdan karşılıyorsak bu anlamda enerji konusunda mesela petrol, doğalgaz gibi kaynakları biz daha çok dışarıdan
alıyoruz. Enerji üretiminde yeni kaynak arayışları söz konusu olup olmadığını grafikten ben çıkartamam. Sadece grafiğe bakarak da bir başka yorumları ya da bilgilerimizi işin içine katarsak durum değişebilir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda Türkiye'de kullanım alanı son derece geniş olan bor yataklarının dünya rezervlerinin yaklaşık %72'sine sahip olduğunu biliyoruz ve dünyada birinciyiz. Aşağıdakilerin hangisi bor madeninin kullanım alanlarından biri değildir demiş. Petrol ve doğal gaz aramalarında sondaj çamuru üretimi demiş. Bunun için barit kullanılıyor arkadaşlar. Bor değil. Isıya dayanıklı cam üretimi, sabun, deterjan, temizlik ürünleri, inşaat sektöründe yine kullanılıyor. Onun dışında yalıtımda kullanılabiliyor. Otomotivlerde hava yastıkları ve balata üretiminde kullanılabiliyor. Ama dediğimiz gibi A şıkkında verilen bilgi barite aittir. O nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisinin ortaya çıkmasında mutlak konum yani matematik konumu etkili olmamıştır? Cephe yarışlarının Türkiye'de görülme sebebi orta kuşakta bulunmamız matematik konumdur. Dağların güney yamaçlarının bakı etkisiyle daha fazla ısınması yine matematik konum enlem. Karadeniz kıyılarında sıcaklığın Akdeniz kıyılarından daha düşük olması yine enlem. Çünkü güneyden kuzeye doğru gittiğimizde sıcaklık düşüyor burada. Dağların güney yamaçlarında orman üst sınırının daha yüksek olması bakı etkisiyle yine açıklanabilir. Enlem etkisi. Batıdan doğuya gidince sıcaklığın azalması yükselti. Yani özel konum şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda Türkiye'nin batı kesimlerinde yer alan Ergene, Meriç ve Gediz gibi akarsular üzerinde büyük baraj gölleri kurulmazken doğusunda yer alan Çoruh, Fırat, Dicle gibi akarsular üzerinde büyük baraj gölleri inşa edilmesi bölgelerin hangi bakımdan farklı olmasıyla açıklanabilir? Ortalama yükselti ve eğimin farklı olması hidroelektrik potansiyelini arttırıyor. Bunun yanında bu artarsa akarsuların akış hızı artıyor. O nedenle 2 ve 3 bakımından farklı olması bu akarsular üzerine inşa edilen büyük baraj gölleri hidroelektrik santrallerin farklılık göstermesine etkili olmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. 9. sorumuzda Türkiye'de iklim, bitki örtüsü ve arazi özellikleri çeşitliliğinin fazla olması toprak türü çeşitliliğini arttırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaygın şekilde görülen toprak türlerinden biri değildir demiş. Kahverengi step topraklarını biz daha çok İç Anadolu gibi karasal iklim bölgeleri ya da ılıman karasal iklim bölgelerinde görüyoruz. Kahverengi orman topraklarını Karadeniz başta olmak üzere nemli bölgelerde daha çok görüyoruz. Laterit toprakları ise Türkiye'de yok ama lateritleşme dediğimiz bir olay söz konusuydu. Bu da Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor ama %100 orijinal laterit yok. Kolivyal topraklar daha çok engebeli eğimin fazla olduğu dağ yamaçlarında karşımıza çıkıyor. Çernezyum toprakları ise Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görülüyor. Ki laterit dediğimiz gibi Türkiye'de görülen bir toprak tipi değil. Lateritleşme ona uygun bir toprak olabiliyor ama %100 orijinal laterit olmadığı için onu alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 10. sorumuzda kasırga, heyelan, sel ve taşkın, tektonik deprem. Türkiye'de yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin yaşanma ihtimali daha düşüktür? Türkiye'de okyanusa kıyımızın olmadığı için ya da tropikal kuşak dışında da olduğumuz için kasırga türü doğal afetlerin oluşumu daha zordur. Bu nedenle doğru cevabımız yalnız bir heyelan, sel ve taşkın, tektonik depremler tabii Türkiye'de önemli doğal afetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. 11. sorumuzda yer şekli özellikleri göz önüne alınırsa yukarıdaki haritada yerleri gösterilen bölgelerden hangilerinde çiftlik yerleşmelerinin yaygın olduğu söylenemez. Çiftlik yerleşmeleri daha çok tarımla ön plana çıkmış, hayvancılığın da yürütüldüğü, yer şekillerinin genelde düz ve sade, tarım alanlarının geniş olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle düz alanlarda biz çiftlik yerleşmelerini daha çok görebiliriz. Ama eğim ve engebenin fazla olduğu dağlık alanlarda biz çiftlik yerleşmelerini çok fazla göremeyiz. O nedenle 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Çünkü bu alanlarda dağlık engebeli olduğu için geniş tarım arazileri bulunmuyor. 12. sorumuzda Akdeniz ve Ege kıyılarında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yaygın şekilde yetiştirilmesi kışların ılık geçtiğini göstermektedir. Kış ılıklığı isteyen zeytin ki bu alanda turunçgil, bunun yanında incir gibi ürünlerin biz kış ılıklığı istediğini biliyoruz. Ama üzüm hemen hemen her iklim bölgesinde yetişebiliyor. Bunun yanında pamuk kış ılık isteyen bir ürün değil, yaz kuraklığı isteyen bir ürün daha çok. Soya fasulyesi yine baktığımızda kış ılık isteyen bir ürün değil. Ha, bu anlamda zeytin, turunçgil, incir gibi ürünlerin kış ılıklı istediğini unutmayalım. Doğru cevabımız B şıkkı oldu.
13. sorumuzda Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığının gelişmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanması beklenmez? Hayvan başına alınan verim artar demiş. Evet, bunda verimli bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Doğal koşullara bağlı üretim azalır. Üretimde yıllara göre görülen dalgalanmalar azalır. Hayvancılığın ülke ekonomisindeki payı artar diyebiliriz. Bunun yanında hayvancılık faaliyetlerine geçimini sağlayan kişi sayısı artmaz. Çünkü burada kişi sayısına değil, daha çok teknolojik makinelerle birlikte üretime geçildiği için çok fazla insana ihtiyaç duyulmuyor açıkçası. Ve kişi sayısının artması, çok fazla artması gibi ya da hayvancılık faaliyetlerine geçimini sağlayan kişi sayısının artması gibi durumu söyleyemeyiz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda Türkiye'de madencilik faaliyetleri hakkında yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. İhraç ürünleri içerisinde madencilik sektörünün payı diğer sektörlerden fazladır demiş. Yanlış. Ki 3 ana grup içerisinde değerlendirirsek arkadaşlar, burada ne oluyor? Özellikle sanayi, ikinci olarak tarım, üçüncü olarak madencilik. Dış ticaret açığının kapanmasını en etkili olan faaliyet madenciliktir demiş. Yanlış. Sanayidir. Türkiye'de az da olsa rezervi olmayan maden türü yoktur. Yanlış. Ki rezervi bulunmayan madenler var. Madencilik faaliyetleri için gerekli olan yatırımların hepsi devlet eliyle gerçekleştirilir değil, özel sektörde bunu yapıyor. Türkiye'nin madencilik ürünlerinin yarısını mermer ve doğal taşlar oluşturuyor. Bu doğru. %50'sine yakını bu kısımda mermer ve doğal taşlardan oluşuyor. Ve en çok Çin'e satıyoruz bunları. O yüzden bir tanesi doğru oldu. A şıkkı doğru cevabımız. 15. soruda sanayinin gelişmesinde etkilerden biri de hava kirliliğinin yaygın şekilde yaşanmasıdır. Ki geliştiği için sanayi çevreyi çok fazla kirletme durumu söz konusu olmakta. Yukarıda verilen durum. Buna göre aşağıdaki merkezlerin hangisinde daha fazla hava kirliliği sorunu yaşanmaktadır? Yani sanayileşmiş bir yer arıyoruz açıkçası. Bunlar içerisinde en gelişmiş, en sanayileşmiş yer Kocaeli. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 16. sorumuzda Türkiye'de iç ticaret faaliyetlerinin gelişmiş olduğu merkezler hakkında hangisi söylenemez? Ulaşım imkanları ticaretin gelişmesinde en önemli faktördür. Üretim faaliyetleri ki üretim yaparsa pazarlama buna bağlı olarak gelişme gösterebilir. Sermaye ve yatırımlar fazla bu alanlarda. Tarım ve hayvancılık ön plandadır demiş ki iş ticaretin geliştiği her yerde tarım ve hayvancılık ön planda değil. Yeni yatırım ve iş imkanları bu alanlarda olmakta, giderek gelişmekte. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. 17. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki inanç turizm merkezlerinden biri değildir? Konya'da Mevlana, Diyarbakır'da Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri, yine burada daha çok tarihi bir alan. Selçuk'taki Meryem Ana ki buraya gelenler hacı oluyor. O da yine dini inanç turizm merkezi. Saint Pierre Kilisesi yine aynı şekilde. Akdamar Kilisesi yine aynı şekilde ama B yani Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri için dini inanç merkezi olarak alamıyoruz turizm bazında. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 18. sorumuza geldik arkadaşlar. Ege bölgesinde enerji üretiminde güneş, gelgit, doğalgaz, jeotermal gibi kaynaklardan hangilerinin yaygın şekilde kullanılmadığını sormuş. Gelgit zaten Türkiye'de kullanılan bir enerji kaynağı değil. Bunun yanında doğalgaz da Ege bölgesinde çok öne çıkan bir enerji kaynağı olmuyor. Daha çok burada güneş ve jeotermal kullanılıyor. O yüzden 2 ve 3'ün burada yaygın olarak kullanılmadığını söyleyebiliriz. O nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.